Selamlar dostlar. Oyun dünyasında yer etmiş sahnelerden bir seri oluşturma fikrim vardı ve onu bugün hayata geçiriyoruz. Klasik liste videoları yapacağım yani. İlk video oyunlardaki roman sahnelerinden oluşuyor. Tabi videoyu yapmadan önce Twitter'da sizin en sevdiğiniz roman sahnesi ne diye sordum ve birkaç tane de sizlerin yazdıklarından ekledim. Listede olan tüm oyunları oynamadım ama listeyi hazırlarken 3-5 bilgi edindim. Sunuma onları katacağım. Neyse lafı çok da dulandırmadan oyun dünyasının romantik anlarına dalış yapalım. Listede kendine ilk yer edinen God of War 3 ile birlikte Kratos oluyor. Afrodit ile haşnefişne ettiği sahne meşhurlar meşhurudur ama zaten oyunda bu noktaya gelene kadar yolda belde ne kadar hanım evladı varsa Kratos beyimiz haşnefişne ediyor ayıptır söylemesi elden geçirmeden bırakmıyor. Üstelik yapımcılar sağ olsun bu haşna fişne sahnelerinde bizim de kolumuz, bacağımız, ekmeğimiz olsun istemişler ki sahneler geldiğinde time event modunda tuşlara basıyor, Kratos'u cima ettiriyoruz. Direkt sahneler alın ben buradayım demese de ses İşlendirmelerle bize selam çakıyorlar ve evet finale geldiğimizde en uzun haşne fişne sekansını elde ediyoruz. Nihayet Afroditi kollarımızın arasına alıyoruz. Sonra yine bu iş bizim ellerimize bırakılıyor ve 3'e 5'e bakmadan haşne fişnemizi hallediyoruz. Deli Dehşet listemizin ikinci sırasını Far Cry 3 alıyor. Birçoklarına göre en iyi Far Cry oyunu budur herhalde. En azından bana göre bu. Gerçi Far Cry çok da sevdiğim bir seri değildir. Hikayesinin çok Amerikan olduğunu düşünürüm. Oynanışta beni tatmin etmez ama konu Citra'ya gelince işler değişir. Sahnenin kendisi dillere destan olduğundan Twitter'da da bolca sitre demişsiniz. Bana da el mahkum listeye eklemek düştü. Kimse yazmasaydı da eklerdim. Ama siz de yazınca pekişmiş oldu. Sahne aslında bir ritüelden ibaret ve bu ritüel birçok ritüel gibi saykolukları peşinde koşturuyor. Haşna fişne denince ter ve gözyaşı direkt akla gelirken Farkara 3'te buna bir de kan ekleniyor ve ortaya kan, ter ve gözyaşından oluşan mükemmel üçleme çıkıyor. Evlerden ırak olsun. Tövbe dedik, izledik, geçtik. Çocukluğumuzun bol hayalli günlerinden kalma anılara gitmek isteyenler GTA'nın yollarını arşınlamak zorundadır. GTA bize suç dünyasının kapılarını aralar ve orada fink atmamıza olanak tanır. Tabi ergen beyinlerimizin içinde haşne fişne de bolca yer ettiğinden birbirimize anlatmalık hikayelerde GTA ile doğmuştur. Arabaya hanımefendiyi alıyorsun gidiyorsun kuytu köşeye ve araba zıplamaya başlıyor. Oyun geliştikçe bunu da geliştirdiler tabi ve ortaya tadımlı haşne fişneler çıktı. Oldtur ama goldtur. Mesefet düşteki Garus of bolca yazılanlardan biriydi. O ne haş ne fiş neymiş, dans sahneleriymiş arkadaş. Garus bana hayatta asla pes etmemeyi öğretti. Eğer yıkık bir insansanız kesinlikle Garus'un tüm hikayesini dinlemeniz gerekir. Geldik CD Projekt'in uğruna Witcher'a 10 sene ara verdiği yapım olan Cyberpunk 2077'ye. Toplasan 30 saat oynamamışımdır ama oyundaki haşne fişne sahnelerinin hepsini bilirim. Mübarek her yerde paylaşılıyor, her gün önüme birer tane düşü veriyor. Baldur's Gate 3'teki ayı da olmasa en çok haşne fişne sahnesi paylaşılan oyun bu olacaktı herhalde. Sağ olsun Baldur'un kapısı bizi kurtardı. Sanırım insanların favorisi ise Panam, bu böyle okunuyordur umarım ve Panam'la tankta haşne fişne sahnesi. Klostrofobik oldum biraz ama insanın kendisini aşması gerektiğini de Panam sayesinde öğrendim. Teşekkürler Panam, teşekkürler CD Projekt yetkilileri ve Cyberpunk 2077. Listede Witcher olmayacak mı zannediyordunuz? Tabii ki olacak. Neden olmasın? Acayip iyi haşna fişne sahneleri yok mu Witcher'da? Bu işin piri bunlar be abi. Yapmışlar yani. Pasif Loras'a ayrı, efendime söyleyeyim, Cripple Kate'e ayrı, Toussaint'taki ayrı. Haşna Fişne arıyorsan mekan bellidir efendim. Ama Haşna Fişnelerin kralı tabii ki Trismerg olduğumuzdadır. Oyunun ortalarına doğru mükemmeller mükemmelli Trismerg olduğumuzla deniz fenerine çıkarız ve ortalığı alevlendiririz. Bazıları tabii ki bizi yanlış anlar ama yapacak bir şey yoktur efendiler. Aşk ferman dinlemez. Ne oldu bir daha tris olmayacak mı sandınız? Üçüncü oyunda var da ikinci oyunda yok mu? Tabii ki de var. Haşmetlimiz gölgesinde ne danslar edeceğimiz tris Merigold'la ikinci oyunda duş almadan önce bir haşna fişne ediyoruz ki sormayın. Yine bir takım yanlış anlaşılmalara sebep oluyoruz ama daha demin de dediğim gibi yanlış anlaşılmak aşkın önüne geçemez saygıdeğer dostum. Üzümlü kekimiz her zaman kalbimizde ve haşna fişnemizde olacaktır. Bir Triss Merigold daha eklemek isterdim ama Witcher 1'de en sevdiğim haşne fişne sahnesi ne yazık ki Triss Merigold'umuza ait değil. Adda'yı kapımızın önünde bir sürü insan varken yatağa attığımız sahne bence Witcher'ın en iyi haşne fişne sahnesidir. Fikrimi değiştirmeye hiçbir güç yetmez ki zaten burada Triss Merigold'u şimdi bunun göstergesidir. Bu arada Witcher 1 herhalde yapımcıların haşne fişne satar kuralını en çok uyguladığı yapımdır. Bunu da çıplak yapalım, bunu da az giydirelim diye diye abidik gubidik hallere girmişler. Allah'tan ikinci oyundan sonra düzeldiler de azgın teki oyunları oynamayı bıraktık. Hele hele oyundaki kartlar yok mu? Ulan onlar ne öyle? Sanki X-Hamster'da dolaşıyoruz. Listede Dragon Age Origins'ten hatırlamadığım bir sahne var şimdi. Normalde bu oyunu oynadım. Acayip de severim ama hiç hatırlamıyorum bu sahneyi. Kafam neden silmiş acaba? Yine Far Cry 3'teki gibi bir ritüele tanıklık ediyoruz ve bu ritüeli gerçekleştiren de Morrigan. Tekrar izleyince de hatırlamadım ama lezzetli bir sahneymiş. Attım kayıtlarımın arasına. Bir daha oynayacağım Dragon Age'i. Şaka şaka oynarsam Baldur'un kapısını oynarım. Şimdi bütün Roman sahnelerini unutun ve Mario'muza odaklanın. Başka hangi karakter vardır ki oyun dünyasının neredeyse başından beri bir prenses uğruna dağları, taşları, ovaları, bayırları açsın ve karşılaştığı her çakma prenses, orijinal prensesin başka kalede olduğunu söylesin. Hadi Mario'yu geçtim. Luigi, ne oğlum sen? Ne işin var bu meselede? Ne istiyorsunuz oğlum bu prensesten? Beyaz atlı prens misiniz siz? Aşk mı arıyorsunuz yoksa bu bir görev mi? Görev deyin de aklınızı alayım. Böyle görev mi olur? Hadi hadi yemeyin bizi. Her şey ortada. Ve tabii ki son olarak anime oyunları. Hentai desek daha doğru mu olacaktı bilemedim. Oyunların mekanikleri bizi haşne fişne yetmek üzerine. Kimini cıbıldak eğiliyorsun, kimi zaten cıbıldak. Birçok insanın ömrünü bıraktığı oyunlar bunlar. Hey gidi 60 kuruşluk oyunlar hey. Oynamayın, oynattırmayın. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu aralar liste videoları yapasım var. Tabi bunları bol bol Twitter'dan da sorarım size. Malumunuz kamuoyu oluşturmak çoğu zaman işe yarıyor. Öyleyse kanala maddi olarak destek olan ve videolarımı izleyen dostlarıma teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir tris için ağıt. Ne güzel saçların var lüle lüle. Yar ne de benziyorsun kızıl güle. Buraya kadar kalan varsa eğer şimdi söylüyorum gerçekten güle güle. Witcher bitti evet ama uğrayacaktır ara sıra. Giden gitmiştir çoğu zaman kalır hep akıllarda. İnanı olan ağıdını yaktı. Gidenlere selamını çaktı. Yeni gelen vardıysa eğer baş gösterip yoluna baktı.